أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ذلك قادشتلم قصر أو أنسون قصر تششيتلرني nasıl yapıldığı, nelerle yapıldığını okuduk. Ve sonradan dedi ki e, nefi harfi ikinci e, yol olan e, e, yani e, nefi ve istisna ile istisna ile yapılan kasırda e, bir daha nefi gelmez. Ee, ama e, diğer ikisiyle nefi e, beraber gelebilir. Diğer ikisi dediğimiz e, işte inneme bir de e, takdim ile. E, zaten e, atıfta geliyordu. Bir nefi harfi olarak e, atıfta geliyordu. E, yalnız e, ikincisi olan yani ma kaimun illa zeydun ya da ma zeydun illa şairun gibilerde dedi ki ondan sonra nefi gelmez. Ee, yani elimizde iki tane kaldı. O da innema ile yaptığımız kasır. Bir de takdim ile yaptığımız kasır. bunlarda dedi ki e, nefi bunlarla gelebilir. Çünkü bunların e, kendilerinde nefi apaçık olmayıp eee e, bir nevi gizli olduğu için arkalarında nefi gelebiliyordu. Mesela innema ana la kaysiyun da olduğu gibi innema ile yapılmış olan kasır olan innema ana temimiyun cümlesinden sonra la kaysiyun la gelmiştir. Aynı şekilde ve huve la amrun burada da huve yetini takdim olmuş. Musedülehi takdim olmuş. Burada kasır var. Bu takdim ile yapmış olduğumuz kasırda e, nafiye gelebilmiştir. Neden? Çünkü dedi ki bu ikisinde de nefi apaçık değildir. Apaçık olmadığı için nefi manası olsa da arkalarında nefi harfi gelebilir. Mesela bir örnekte şöyle okumuştuk. İmtena zeydun anil meci ila amrun. Zeyd gelmekten imtina etti. Amr değil. Dolayısıyla burada her ne kadar la amrun olan la nafiyeden önce imtena e, ki, fiili gelip İmtena'ın da manası nefi olduğu halde İmtena'a zeydun anil meci'iden sonra La amru, la gelebilmiştir. Bugünkü konumuza başlıyoruz. Es sekakiyu yani kale sekakiyu Sekaki demiş ki Şartu mücama'atihi ethalise e, Nefinin üçüncü e, Kasr yolu olan İnnema ile beraber gelmesi e, nin şartı elle yekun el vasfu muhtassan bil mevsufi. Vasfın e, mevsufa özel olmaması lazım. Yani eğer vasf mevsufa özel ise o zaman innemadan sonra della gelmez. Yani nefi gelmez. Örnek mesela şu ayeti kerimede e, vasf mevsufa has olduğu için arkalarında lam gelmez. Ayet-i kerime diyor ki innemâ yestecibullezîne yesma'un ancak duyan kişi isticabet eder. Şimdi bu yesteci bu isticabet bir sıfattır. E, yani mevsuf ise ellezinedir. Dolayısıyla burada sıfatı mevsufa kasretmişiz. etmişiz. ile yapmışız. Bu ayeti kerime yani İnnema yesteci bu sonra la gelmez. Neden? Çünkü burada isticabet duyana has olan bir vasıftır. Yani ancak duyan kişi sese icabet eder. Duymayan zaten icabet etmez. Dolayısıyla burada duymak şey işte burada icabet etmek duyan kişiye has olduğu için sakakiyye'ye göre bu bundan sonra şey gelemez. Bundan sonra e, lam gelemez. Yani şunu söyleyemeyiz. İnne ma yestecibu'l ladina yesmaun la'l ladina la Çünkü sekakiye göre e, ee, icabet yesmaun yani duyanlara hastır. Dolayısıyla burada sıfat mevsufa has olduğu için bundan sonra lam gelemez. Sekaki'ye göre e, lam innema ile yapılan kasırdan sonra gelebilmesi için yani nefi ile innemanın bir cümlede cem olabilmesi için vasfın mevsufa has olmaması lazım. Abdül Kahiri yani kâle Abdülkahir, Abdülkahir ise Abdülkahir Cücani rahimahullah ise demiş ki la tahsunu fil muhtassi kema la tahsunu fi gayrihi. Abul göre ise gelebilir ama e, özel olmayan da gelişi güzel olduğu gibi e, e, özel olanda güzel olmaz. Yani e, Abul göre e, bir sıfat mausufuna özel olsa bile innema ile kasrı yapıldığında Lam gelebilir ama diğeri kadar güzel değildir. Yani özel olmayan bir vasf yani sıfatın masufa özel olmadığı yerde güzeldir. Bu diğerinde ise onun kadar güzel olmaz. Yoksa gelebilir. Dolayısıyla Abul Kahir Sekaki'nin görüşüne katılmamış. Sekaki'ye göre gelebilmesi için mutlaka vasfın masufa özel olması gerekir. Ama Abul Kahir diyor ki hayır gelebilir ama diğeri kadar güzel değildir. Yani özel vasfın mevsufa özel ol, olmadığı yer kadar yakışmaz, güzel olmaz. Ve her de akrabu Abdülkahir'in görüşü doğruya daha yakındır. Sekakin görüşünden daha güzeldir. Bu da geçti. Ve aslu sani ikincisinin aslı yani e, ma ve yani ma ve ile yapmış olduğumuz kasır yani ma zeydün illa şairun e, örneğinde olduğu gibi bunun aslı en eyyekûne mastu'mila lehu mimma yechaluhu el muhatabu ve yunkiruhu. Ee, ikincisi olan ikinci kasır yolu olan is, e, nefi ve istisna, yap, istisna ile yapmış olduğumuz kasırda e, asıl e, nerede kullanılmasıdır? Muhatabın cahil olduğu ve inkar ettiği konularda kullanılmasıdır. Yani biz ma zeydun illa şairun dediğimizde bunu burada muhatabımız bu konuda bu konuyu bilmiyor. Zeyd'in şairliği konusunda cahildir, bilmiyor e, ve inkar ediyor. İşte o Zeyd'in şair olduğunu bilmediği ve inkar ettiği için biz de diyoruz ki ma Zeydu illa şairun. Zeyd sadece şair. Dolayısıyla ona e, gerçeği inkar ettiği, e, hakkında bilgi sahibi olmadığı konuyu anlatmış oluyoruz. bir hilafı's-sâlisî Üçüncüsü öyle değildir. Yani innema ile yapmış olduğumuz kasır öyle değildir. O orada e, illa muhatabın e, o konuyu bilmiyor ya da inkar etmesi gerektiği diye bir şartı yoktur. Ama nefi ve istifhamla yapmış olduğumuz kasırın aslı daha çok e, konuyu bilmeyen ve konuyu inkar eden kişi için kullanırız. Ama innema muhatabımız meseleyi biliyor ve inkar etmediği halde biz onu e, şey yapabiliriz. Mesela diyelim ki Rabbimiz مُؤْمِنُونَ اَخْوَةٌ diyor. Müminler ancak kardeştir. E, bu ayetin muhatabı biz Müslümanlarız. Biz Müslümanların, müminlerin kardeşliği hakkında cahil olmamız gerekmiyor. E, buna muhatap olmamız için de inkar etmemiz, daha önce inkar etmiş olmamız da gerekmiyor. Ama nefi ve istisnai kullandığımız yerlerde, daha çok muhatap ve söylediğimiz o vasfı bilmiyor. Ayrıca da inkar ediyor. Onun için biz onu kullanmış oluyoruz. Ka kaulike li sahibike tıpkı senin arkadaşına şunu söylemen gibi. Vakad raita şebhan min ba'idin sen uzaktan bir karartı gördün. Karartı gördün. Ve dedin ki ma huwa illa Zeydun. O sadece zeyttir. O Zeyd dışında başka bir şey değildir diyorsunuz. Ne zaman bunu söylüyorsunuz? اِذَا اَتَقَدَّهُ غَيْرَهُ مُصِرًا e, Muhatap, o gördüğümüz karartı zeyd dışında başka birisi olduğunu düşünüp bu düşüncesi üzerine ısrar ediyorsa o zaman biz مَا هُوَ اِلَّا زَيْدٌ deriz. Yani eğer o gördüğümüz karartıya bu zeyd değildir diyorsa, dolayısıyla inkar ediyorsa, zeyd olduğunu bilmiyorsa, cahilse o konuda, ve zeyt olduğunu inkar ediyorsa ve bu inkarı üzerine ısrar ediyorsa o zaman biz ma huve illa zeydun diye kasr yaparız. Ama eğer o e, zeyd olduğunu inkar etmiyorsa ve biz e, kasr yapmak istiyorsak o zaman innema o zaman şunu da kullanabiliriz. İnnema huve zeydun deriz. Çünkü o bunu e, red etmiyordur. Ama red ediyorsa özellikle ma huve illa zeydun deriz. İnşallah e, buralar anlaşılmıştır. Ve kad yunzelu'l ma'lumu menzile'l mechuli li'tibarin munasib. Munasib bir itibardan dolayı bazen meçhul yani bilinmeyen şeyi e, bilinen şeyin menziline indirgenir. Ya da ya da e, alim olan o işi bilen kişi bilmeyen cahil kişinin konumuna indirgenir ve kasır yapılır. E, ve bu şekilde karşımızdaki kişi konuyu bildiği halde biz onun konuyu bilmeyen bir cahilin seviyesine ve menziline indirgeyerek feyusta'malu lehu athani o zaman da ikincisi yani nefi ve istifham yoluyla yapılan kasır onun için kullanılır ifraden kasru ifrad yaparak. E, mesela yani karşımızdaki kişi o konuda bilgi sahibidir. O konu bilinen bir konudur. Ama biz bu konuyu bilen ya da bilinen bu konuyu bilmeyen bir cahil ya da bilinmeyen bir konu seviyesine indiriyoruz. Sanki bu konuyu bilmeyip inkar ediyormuş gibi ma ve illa ile e, e, kasrı yaparız. Ayet-i Kerime'yi okuyalım. E, daha rahat anlarız. Nehru örneğin ve ma Muhammedun illa Rasulun. Muhammed ancak bir Rasuldur sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Tebareke ve Teala bunu kime söylüyor? Bunu müminlere, Müslümanlara söylüyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Refik-i Ala'ya yükseldiğinde, vefat ettiğinde Müslümanlar bunu kabullenmedi. Kabullenmeyince bundan önce Rabbimiz bunu da bu manzarayı da bildiği için ve ma Muhammedun illa Resulün demişti. Dolayısıyla e, e, sanki e, Müslümanlar Allah Resulü'nün e, hem Resul hem hiç ölmeyecek ebedi bir insanmış gibi sanki e, düşünmüşler. Halbuki Müslümanlar Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'ın kulu ve Resulü olduğunu biliyorlardı. Ama Müslümanlar Allah Resulü'nün vefatını kabullenmedikleri için sanki ölümsüz olması gerekiyormuş gibi düşündüğü düşündükleri için Rabbimiz Celle Celaluhu Müslümanları burada yani bu konuyu bilen Müslümanları sanki cahil insanlar bu konuyu bilmeyen insanlarmış gibi e, Müslümanlara diyor ki kasr ifrad yaparak Muhammed sadece Allah'ın Resulüdür. Yani siz e, Muhammed'in hem Allah'ın Resulü hem ölümsüz olduğunu sanki düşünüyorsunuz gibi e, bir anlam çıkıyor. Ve sonra Allah Tebarek Teala bunu kasr ifrad yaparak o ölümsüz değil sadece Resul'dür buyurmuş oluyor. Şimdi bunun açıklamasını okuyalım. Ey maksurun ala risaleti yani Muhammed aleyhisselatü vesselam risalet üzerine kasredilmiş. Yani sadece Resul'dür. La yeteaddaha ile teberri minel helaki yoksa Allah Resulü aleyhisselatü vesselam risaletten ölümden teberri olmaya geçiş olmaz. Yani e, yani, yani 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 helakten teberri de değildir. Ya o zaman şöyle bir şey oluyor. E, sanki e, Müslümanlar Allah Resulü Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı hem peygamber hem helakten yani ölümden teberri uzak olduğunu sanki düşünmüşler. Dolayısıyla Resul'a sanki iki vasıf vermişler. Hem Resul hem ebedi hem ölümsüz oluşu. Rabbimiz de Celle Celaluhu onlara diyor ki o sadece Resuldür. Onun sadece Resul olur, oluşu onu ölümsüz yapmaz. Neden böyle? Nuzile istizamuhum helakehu menzilete inkarihim iyahu. Burada Müslümanların Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in ölümünü ölümünü sanki eee ölümü inkar yani Allah Resulü'nün ölümünün ölümünü büyük görmeleri, büyük bir musibet görmeleri sanki Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in ölüm ölümlü yani ölü yani öleceğini inkar ediyorlarmış gibi bir menzile indirilmişler. Dolayısıyla sanki Allah Resulü'nün e, ölümlü oluşunu inkar etmiş oldular. İnkar etmiş olunca da Rabbimiz Celle Celaluhu bu sefer kasul ifrat yaparak e, kasrın ikinci yolu olan nefi ve istisnai kullanmıştır. Ve Muhammedun illa Rasulun. Yani yani Muhammedun maksurun ala risaleti. Muhammed aleyhisselatü vesselam sadece Resul'a hasredilmiştir. Sadece o Resul'dür. O e, ölümden teberriye e, e, geçiş yapmaz yani 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 ölümden beri değildir. İşte burada Allah Teala Müslümanların Allah Resulü'nün ölümünü çok büyük görmeleri ve kabullenmemelerini sanki Resulullah'ın e, fani oluşunu e, inkar etmişler gibi bir seviyeye indirgemiş ve e, kasr-ı ifrad yaparak ikinci yolu olan nefi ve istisnayı Kullanmıştır. Halbuki Müslümanlar Allah Resulü'nün bir insan olduğunu ve bir gün vefat edeceğini biliyorlardı. Biliyorlardı. Bu konuda alimdiler. Ama onların alimliği e, e, sanki bilmiyorlar gibi bir seviyeye indirilmiş. Sebep? Çünkü kendileri Resulullah'ın vefatını çok büyük görmüşler, kabullenmemişler ve bu böyle de olunca onların Resulullah'ın vefatını çok büyük görüp bir nevi kabullenmemeleri sanki Resul'ün e, e, ölümlü oluşunu inkar etmişler ki Rabbimiz de ve ma la resulun diyor. inşallah e, bu anlaşılmıştır. Ev kalben ya da yine malum olan bir şeyi meçhulün seviyesine yani alimi cahilin seviyesine ya da ma'mulu malumu meçhulün seviyesine indirgenmiştir yine münasip bir itibardan dolayı ve bu sefer yine ikinci kasr yolu ama bu sefer kasr kalp yapılarak kullanılmıştır. Nahu örneğin yine ayet kelime okuyalım. Yine güzel anlaşılacaktır inşallah. İn entum illa beşarum misluna. Şimdi e, peygamberler ya da İsa Aleyhisselam'ın elçileri Antakya'ya gelip Yasin Suresinin ikinci sayfasında Vadrib lehum meselen sayfasıyla başlayan o sayfadaki kıssayı Rabbimiz anlatıyor biz Müslümanlara. Ve orada onlar gelip Allah'ın Resulleri olduklarını söylediklerinde Antakya halkı onlara diyor ki in entum illa beşerun mesluna. Siz sadece bizim gibi beşersiniz. Şimdi burada da yine nefi ve istisna yoluyla kasır yapılmıştır. İne nafiye bir de arkasında illa gelmiş. Yani in entum yani ma entum illa beşerun mislune. demektir. Sadece bizim gibi insanlarsınız. Başka bir şey değilsiniz. E, fel muhatabuna bu bu e, Antakya halkının in entum illa beşerun misluna sözüne muhatap olanlar ve er rasullerdi ve bu rasuller aleyhimussalatu vesselam lem yekunu cahilin bi kevnihim onlar beşer oldukları konusunda cahil değiller ki onlar zaten kendilerinin beşer olduğunu söylüyorlar dolayısıyla kendileri kendilerinin beşer olduğunu söyledikleri halde neden Antakya halkı onlara siz sadece bizim gibi beşersiniz diyor ve kasrın ikinci yolu olan nefi ve istisnayı kullanıyor? Çünkü Antakyalılar e, e, şu cümleyi de okuyalım sonra e, devam edelim. "Ve lemunkidine ve bu resuller kendi beşer oluşları da inkar etmiyorlar. Halbuki biz demiştik ki Kasr'ın ikinci yolu o konuyu bilmeyen, konu hakkında cahil olan ve konuyu inkar eden muhataplar için kullanılır. E burada ve peygamberler kendilerinin beşer olduğu konusunda cahil değiller ki kendileri kendilerinin beşer olduğunu bildikleri gibi beşer olduklarını da inkar etmiyorlar. O zaman neden Antakya halkı onlara inkar ve cahil için kullanılan e, kasır yolunu kullanıyor. İn entümülleh beşer mütünes diyor. Şimdi okuyalım. He lakinnehum lakin bu resuller nuzilu menziletel munkirine munkirlerin menziline indirgenmişler. Yani sanki kendileri kendilerinin beşer olduğunu bilmiyorlar. Beşer olduklarını inkar ediyorlar gibi bir menzile bir seviyeye indirgemiş, indirgenmişler. Yani Antakya halkı Peygamberler kendilerine gelip biz Allah'ın rasulleriyiz dediklerinde bu sad biz Allah'ın rasulleriyiz dediklerinde Antakya halkı onlara sanki siz beşer olduğunuzu inkar ediyorsunuz ama siz sadece bizim gibi beşersiniz dedi. Peki niye bunu söylediler? Li <laughs> ihqa'i bu sözü peygamberlere söyleyenlerin itikadına göre en rasule la yekunu beşeren. Resul beşer olmamalı. Resul insan olmamalı. Yani Antakya'daki o kafirlere göre, Antakya'da yaşayan o dönemin kafirlerine göre bir, bir kişi Resul olduğunu söylüyorsa Resul beşer olmamalı. Dolayısıyla peygamberler gelip Antakya halkına biz Resulleriz, peygamberiz dediklerinde Antakya halkının itikadına göre Resuller beşer, beşer olmadık, olmadıklarına göre e, siz de bizim gibi beşersiniz dedik, e, demek istemişler. Dolayısıyla siz Resul değilsiniz demek istiyorlar. Dolayısıyla Antakya halkı bu Resulleri biz Resulüz dedikleri için beşeriyetlerini inkar etmiş seviyesine indirdiler. Ve sonra da onlara ikinci kasır yolunu kullanmış oldular. Ma'a israril muhatabine ala da'var risaleti peygamberler yani muhataplar yani peygamberler risalet davası üzerine ısrar ettikleriyle beraber onların e, beşer yani Resul beşer olmanız gerekiyor. Halbuki yani 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 normalde resuller biz beşer değiliz demediler. Beşeriyetlerini inkar etmediler. Sadece Resul, risalet davası üzerine ısrar ettiler. Bununla beraber e, Antakya'da yaşayan o günün insanları itikatlarına göre bir Resul beşer olmaması gerekiyor. Dolayısıyla onları yani peygamberleri sanki beşeriyetlerini inkar etmiş gibi bir duruma indirgediler ve onlar içinde de inkarcı için kullanılan kasır yolunu kullanmış oldular. Ve peygamberlerin kafirlerin bu sözüne karşı söyledikleri innahnu illa beşerun mislukum. Biz sadece sizin gibi beşerleriz sözü. Şimdi onlar diyorlar ki Antakya halkı diyor. diyor ki siz bizim gibi beşersiniz. E, Resul de beşer olmayacağına göre siz beşer olmadığınızı sanki iddia ediyorsunuz ve bu, bu, bu yolu kullanıyorlar. Bunu kullandıktan sonra da peygamberler de onlara karşı bu sefer e, biz sadece sizin gibi beşerleriz diyorlar. Ama biz sadece sizin gibi beşerleriz derken değil ki kendi risaletlerini de inkar etmiş oluyorlar. Çünkü burada şöyle bir şey çıkıyor. Şimdi biz ancak sizin gibi insanlarız. Dolayısıyla başka bir şey değiliz derken acaba birileri şunu mu şunu düşüne şunu düşünebilir. E, madem ki siz diyorsunuz ki bu nefi ve istisna ile yapılmış olan kasır yolu e konuyu bilmeyen ve inkar eden için kullanıyor kullanıyorlar. Niye peygamberler bu sefer Antakya halkına bu yolu bu yolla yaparak cevap veriyorlar. E, peki bunu biz sadece gibi beşeriz derken e, karşıdaki karşıdaki e, müşrikler onların beşeriyetini inkar etmemiş ki e, ya da peygamberler bunu söylerken kendi risaletlerini inkar etmiyorlar ki bu ki bu nedir o zaman ha bu minbabi mujaratil khasmi bu 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 şekilde peygamberlerin bu kullanış cümleyi kullanış şekli hasım ile tartıştığımız kişiyle mücadele ettiğimiz kişiyle düşmanlık yaptığımız kişiyle aynı yöntem üzere e, konuyu konuşmak ve yolda yürümek liyatura ki karşımızdaki muhatap muhalif kaysın e, düşsün ve bize karşı konuşmasın dolayısıyla Resuller biz ancak sizin gibi beşerleriz dediklerinde yani beşeriyet Resul olmaya karşı değildir. Evet biz beşer olmadığımızı söylememişiz ki biz de kabul ediyoruz ki sizin gibi insanlarız. Ama Allah sizin gibi insanlar olan biz bizleri Resul olarak seçti ve size mübelliğ olarak tebliğci olarak gönderdi ve biz de size tebliğ yapıyoruz. Bunu niye yap yapıyorlar? Haytu yuradu tebkituhu muhalifin, düşmanın susturulmak istenilmesi e, için bu yol kullanılır. Lelli teslimi intife'el risaleti yoksa Resuller bu sözü söyleyerek onların risalet inkarına teslim olmuş değillerdir. Yani şimdi oradaki kafirler dediler ki siz bizim gibi beşerlersiniz. Dolayısıyla Rasul Resul de beşer olmayacağına göre siz beşer şey siz resul değilsiniz demek istediler. Peygamberler de bu onların aynı yöntemiyle evet biz ancak sizin gibi beşerleriz. Aa bunu söylerlerken onların siz resul değilsiniz iddiasına teslim olmak için değil bilakis onları susturmak, onları kaydırmak yani kendi tartışmaları üzerine onları kaydırmak, susturmak için onların yöntemiyle aynı tartışma usulü üzerine cevap vermiş oluyorlar. Dolayısıyla evet biz sizin gibi beşerleriz ve biz beşeriyetimizi inkar etmiyoruz ama biz Allah'ın peygamberleriyiz. Peygamberlerin beşer olmama gibi bir şartı yoktur. Peygamberliğin risaletin insan olmama gibi bir şartı yoktur. Dolayısıyla biz de sizin gibi insanlarız ama biz size gönderilen peygamberler ve resulleriz. İnşallah bu da anlaşılmıştır. Ve kavlike bir de senin şu sözün. İnne ma huwa Ancak o senin kardeşindir. Kime bunu söylüyorsun? Limen ya'lemu Onun kendi kardeşini bilen kişiye söylüyorsun. Mesela Zeyd'e diyorsun ki Amr senin kardeşin. Amr ancak senin kardeşindir. Bunu e, hangi Zeyd için kullanıyorsun? Amr'ın kendi kardeşi olduğunu bilen kişi için söylüyorsun. Ve yuqiru bihi ve bunu ikrar ediyor. Bunu ikrar eden yani Amr'ın kendi kardeşi olduğunu bilip ikrar eden Zeyd'e diyorsun ki Amr ancak senin kardeşindir. Peki ne demek istiyorsun bununla? İnnemayı kullandık. Ma ve illayı değil. İnnemayı kullandık. Ve turidu sen burada şunu istiyorsun. En turakkikahu aleyhi onu onun üzerine e, e, şefkatli yapmak istiyorsun. Yani Zeyd aslında Amr'ın kendi kardeşi olduğunu biliyor ve ikrar ediyor. Ama sen Zeyd'in Amr'a daha şefkatli olmasını istediğin için zarafet ile merhametle onunla muamele etmesini istediğin için ona diyorsun ki inne ma O ancak senin kardeşindir. Dolayısıyla senin düşmanın, senin efendim şunu bunu değil ki sen kalkıyorsun da ona eziyet veriyorsun. Evet burada innemayı kullanıyoruz. Evet dedi ki dedi ki e, ma şey istifam e, nefi ve istif, istisna e, e, konuyu bilmeyen ve inkar eden için kullanıyoruz. E, bazen malum meçhulün seviyesine indirgenip münasip bir itibar ile e, ee, bu ikinci yol olan ikinci kasır yolu olan nefi ve istisnai e, kullanırız Bir de vakad dünezil' meçuru menziiletel malumi Bazen de bu sefer tam tersi meçhul malumun seviyesine indirgenir. yani cahil Alimin seviyesine getirilir. ve e, o, onunla konuşulmuş olur. Dolayısıyla e, bu durumda, e, innema kullanılır ya da diğer kasır yolları kullanılır. Niye böyle yapılır? Li iddiai zuhurihi. o meçhul olan bilinmeyen şeyin zahir oluşunun iddiasından dolayı meçhulün zahir olduğu iddia edilerek meçhul malumun menziline indirilir ve onun için münasip bir kasır yolu kullanılır. Fe yustamelu lehu es yol üçüncü kasır yolu olan innema onun için kullanılır. Normalde o iş bilinmiyor ama biliniyormuş gibi bir seviyeye getirilir ve bu sefer de nefi ve istisna değil de inleme kullanılır. Biraz önce biraz önce inleme kullanılması gerekirken malum meçhulün e, seviyesine indirilip ikinci yol olan nefi ve istisna kullanılıyordu. Şimdi ise tam tersi bilinmeyen meçhul olan inkar edilen bir şey ee, bilinen bir şey seviyesine indirilerek getirilerek bu sefer ikinci yol değil üçüncü yol olan inleme ile kasır yapılır. Şurada feyüstem ile özelce üçüncü yol onun için kullanılır. Nahu örneği şurada olduğu gibi. İnnemâ nahnu muslihun. münafıklar ya da Yahudiler. Şimdi onlara onlara siz yeryüzünde fesat çıkarmayın denildiğinde onlar da cevaben diyorlar ki İnnemâ nahnu muslihun. Biz ancak ıslah edicileriz. Biz ancak ıslah edicileriz. İşte burada dikkat edin. E, münafıkların ya da Yahudilerin ıslah edici oluşları, ıslah edici oluşları meçhuldür. Ama ama onlar bu meçhul olan, aslında müfsiddirler ama gizli olan bir durumu sanki gerçekten öyleymiş ve herkes görüyormuş gibi e, inlemayı yani o seviyeye getirilerek herkes de onların bu halini biliyormuş gibi bu sefer kendi kendilerinin mustafa olduğunu ve ıslah ediciliklerinin de apaçık olduğunu söylemeye çalışıyorlar ve bu şekilde ennemayı kullan, kullanıyorlar. halbuki halbuki karşılarındaki müminler Müslümanlar muhataplar onların e, ee, ee, olmadıklarını, onların müfsid olduklarını biliyorlar. Ama kendi o bilinmeyen meçhul olan e, gizli hallerini sanki herkes görüyormuş gibi Müslümanlar da e, görüyormuş gibi yani o musluh oluşlarını sanki Müslümanlar da Müslümanlar görüyormuş gibi ennemayı kullanarak bu şekilde dile getiriliyorlar. İşte bundan dolayı onun için bunun cevabında bakın Allah Tebrik ve Teala kaç tekit kullanarak onların bu sözünü reddediyor. Ela innehum humul müfsidun Dikkat edin. Onlar ifsad edicilerin ta kendileridir. Müfsid oluşların ta kendileridir. Lirreddi ee, aleyhim. Onların bu sözlerini reddetmek için muekkeden bir metara gördüğün şeylerle tekit edilmiştir. Ela gelmiş tekit edadıdır. İnne gelmiş tekit edadıdır. Müsnedü ilehi marifedir. Müsned marifedir. Ondan sonra isim cümlesi kullanılmış. Ondan sonra damülfas kullanılmış. Bütün bunlar tekit edicidir. Onların kendi hallerini çok zahirmiş gibi iddia ederek bu şekilde kasır yapıp sadece musluh olduklarını dile getirmelerine karşı bu kadar tekit edici unsurla beraber bu iddiaları reddedilmiştir. Wa <laughs> maziyatu inma ala al-atfi. burada duralım. Burada duralım. Çünkü epey uzattı. konu da biraz doğrusu ağırdı. zamanımızda ee, zamanımız da epey ilerledi. Ee, ya da şöyle bunu da bir, bu parafı da bitirelim. Ondan sonra bitirelim. Ve meziyetu innema alal atfi innema ile yapılmış olan kasrın atıfla yapılmış olan kasırdan üstünlüğü ve meziyeti şudur. Ennehu yu'kalu minha el hukmani ma'an. İnnemada her iki hüküm de makul ve e, mutasavvardır. Yani innemayı kullandığımızda hem müsbetlik hem menfilik ikisi de e, makuldür. İkisi de akledir, ikisi de tasavvur edilir. Mesela innema zeydün şairun dediğinizde zeydin şairliğinin müsbetliğini dile getirmiş oluyorsunuz. Bu lafızdan anlaşılıyor. Başka bir şey olmadığını da e, başka bir şey olduğunu da inkar etmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla mefhumdan da zaten nefi de anlaşılmış oluyor. Dolayısıyla hem nefi hem müsbetlik innemada akl edilir, tasavvur ee, edilir. ama atıfta öyle değildir. Ve ehsenu mevaki'iha attaridu innemanın en güzel geliş yerleri tariz yoluyla e, kullanımıdır. Tariz biliyorsunuz tariz yolu var. Mesela bir şey dile getiriyorsunuz. O şey onu kastettiğiniz gibi bir de başka bir şeyi de muhataba söylemiş oluyorsunuz. Buna biz tarih diyorduk. Haydi kerimede olduğu gibi nehu inma ulul albab. Ancak akıl sahipleri ders alır, ibret alır. Şimdi bu ayet Kerimede inma kullanılmış. Burada kasır var ama bu kasırda inmanın burada e, kullanışının üstünlüğü burada bir tarih yoluyla başka bir şey de denmek isteniyor. O da nedir? innehu taaridun bu ayet de innemay kullanılması bir tarizdir. bi enne'l kufara kafirler menfa min fardı cehlihim çok cehaletlerinde aşırı oldukları için kelbehim onlar hayvanlar gibidir. Hayvanlar gibi olduğu için de akılları yoktur. Akılları olmadığı için de onlar akıllanmazlar, ders almazlar. Dolayısıyla ancak akıl sahipleri Ders alır, ibret alır. Derken Rabbimiz akıl almayanlar kimlerdir? E, kafirlerdir. E, kafirler akıl almadıklarına, ders almadıklarına göre, akıl almadıklarına göre onlar hayvanlar gibidir. Hayvanlar gibi olunca akılları yoktur. Dolayısıyla akılları olmadıkları için de ibret alamıyorlar. فَتَمَعُ النَّظَرِ مِنْهُمْ كَتَعَمِهِ minha Onlardan nazar. Onlardan nazar, onlardan ibret e, beklemek ve bu konuda tamam etmek tıpkı hayvanlardan ders almayı beklemek gibi anlamsızdır. Dolayısıyla bu ayet kelime de tariz var. Evet, akıl sahipleri ancak ders alır, ama bu sefer de e, ders almayanlar kimlerdir? Kafirlerdir. Kafirler ders almadıklarına göre o zaman akılları yoktur. Akılları olmadıkları gibi de hayvanlar gibidir. Hayvanlar olduğu gibi hayvanlar. Gibi olduklarından dolayı da sizin onlardan e, ayeti kelimelere bakıp ders almalarını, ibret almalarını düşünmeniz berhavadır. Çünkü hayvanlar nasıl ders alamıyorsa onlar da alamaz. İşte innemanın en güzel kullanım yeri böyle tariz yoluyla, e, tariz yolun olduğu yerlerde kullanılmasıdır. İnşallah dersimiz, bugün dersimiz anlaşılmıştır. Biraz e, uzattım biliyorum ama inşallah uzatmam daha fazla sizin e, konuyu e, karıştırmanıza vesile olmaz. İnşallah dahi iyi anlamazınıza vesile olmuştur. Rabbim Celle Celaluhu hepimizi hak yolda sebat edip hakkı duyan ve hakka tabi olanlardan eylesin. Ve ahiru da'vanen elhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in ve ve rahmetullahi ve